Aylar sonra bu muhteşem ikiliyi veriyoruz. Abi nereye? Şöyle gel ya. Araba burada da o nereye? Ben orada sadece. Biraz konuşalım. Eyvallah abi. Sağ olun, sizsiniz. Vallahi Atakan Bey de Dominik olmuşsun. Evet, evet. Gidiyor. Vallahi bize zaten kalmaz. Birinci olup döner de. Ya umarım kalır, öyle bir hataya düşerler yani. Umarım kalır. 10.000 SMS boşa gitmeyecek. Ne onu ya? Kaç on ya? Hangi onu ya? Kaç bin SMS atılır? Ya işte ne kadar atılıyorsa artık yollarız. Yok yok. Aynen. Zaten bizi hayatta bırakmaz. Baksana abi, herif biz bandut gibi her gün spor yapıyor. Aynen. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyorsunuz? Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Bize çok teşekkürler. 2021'in artık son günleri diyebiliriz. Bir değerlendirirsek nasıl geçeceğiz için evlilik de zaten. Evet. Covid dışında güzeldi her şey. Yani inşallah şu hastalık da biterse 2022'yi güzel bekliyoruz. Vallahi her yıl güzel. Her yıl inşallah bir daha bir öncekinden daha güzel olur. Tabii ki de bu ekonomik durumlardan bahsetmiyorum ama inşallah ülkemiz için de, herkes için de güzel bir yıl bizi bekliyor olur. Umarım güzellikler hep bizi bulur. Abi, yılbaşında bir plan var mı? Sahnede misiniz? Yılbaşında İbo Show'dayım. Evet. O yüzden yılbaşında oradayız abi. Nasıl bir duygu yıllar sonra babanızla aynı sahnede olmak? Vallahi güzel. Yani güzel. Yani hayatımda belki de çok heyecanlı ben. Tek yakalayabildiğim en iyi şansım bu. Ve en güzel şekilde değerlendirdim. Güzel eğlendik, güzel güldük. Bakalım, bakalım en siz nasıl bulacaksınız? Çok sevildi, beğenildi. Öyle mi? Yok. Size daha bitiremedik ama. Yok. Daha bitmemiş halini çok beğendim. Bitmedi yani. Ya. Neler tamam. Bitiremiyoruz abi. Evi ekonomi... Ekonomiden dolayı artık bitiremiyoruz abi. Siz de üşümeyin. 2022 nerede konuşuyoruz onu? 2022 biz artık bakalım baş başa göz göze karşılayacağız 2022'yi bu şekilde. Yasin Hanım da en son babanızın dövmesini yaptıracak diye bir haber çıktı ya, ama o şakadan gitti oraya ya. Şakaydı o. Eylemle röportaj yaparken evet, ne kadar çok sevdiğimden bahsediyordum aslında. İdo da dedi ki kafana taç alacağım dedi. Ben de yok, dövmesini yaptıracağım dedim ama tamamen böyle şakadan yola çıktı. Peki, İdo sonra... Bey'i düşünür müsünüz yaptırmaya da? İdo Bey sizinkini düşünür mü? Ben şu an dövmeye karşıyım. İdo da çok vardı. Ben bayağı her şeyi düşündüğüm için Yasemin de düşünebilirim o yüzden. Yasemin zaten söylüyordum da bakalım, o yaptırmazsa yaptırmam abi. Peki fotoğraf alabilir miyim İdo?